Galatasaray Lisesi benim için çok anlamlı. İstanbul'da pek o kadar fazla saray yoktur. Ama eğitim sarayı olarak da Galatasaray herhalde dünyadaki ilk en önemli eğitim saraylarından biri. Çünkü 1868 senesinde Sultan Aziz Han devrinde açılmış olan bu okul bugün bile benzerine rastlanmıyor. Çünkü o güne kadar bütün kaideleri, bütün kanunları, bütün alışılmış gelen her şeyi bir anda yok eden bambaşka bir eğitim merkezi. Çünkü bir olay var. Hiçbir zaman soylularla halk çocukları aynı yerde okumazlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda babanız asilzade ise siz de bir ünvan alırsınız. Anneniz asilzade ise yine bir ünvan alırsınız. Osmanlı İmparatorluğu'nda soylularla halk çocukları o güne kadar aynı okulda okumadılar. Ama bu yalnız Osmanlı için değil. Dünyadaki bütün o imparatorlukların, krallıkların hepsinde aynı şeydi. Fakat ilk defa halk çocuklarıyla, halkın vatandaş çocuklarıyla saraya mensup olanlar aynı okulda okuyacaklar. Bu görülmemiş bir şey ve muhteşem bir şeydi. Zaten Osmanlı'da Avrupa'daki gibi krallık, kraliçelik ve onun etrafındaki soylular grubu diye bir şey yoktu. Baban asılzadeyse sen şehzadesin. Annen asılzadeyse beyzadesin. Fakat kızlar için de sultansın ama annenden ötürü bir asalet geliyorsa hanım sultansın. Hepsi bu kadar. Bir de verilen paşalıklar var tabii. Şimdi bu okuldaki çocuklar pek tabii ki hem şehzadeler hem beyzadeler hem halkın çocukları beraber okudular. Bu tabii fevkalade bir şey. Dünyada ilk. Dünyada ilk. Ama bunun yanı sıra bu olaydan çok daha önemlisi, çok çok daha önemlisi bugün dahi beceremedikleri bir olayı yapamadıkları, yan yana gelip de hiçbir şekilde o Galatasaray'ın o muhteşem başlangıcındaki olayı kimse yapamıyor. Peki o neydi? Aynı okulda hem Müslüman, hem Hristiyan, hem Musevi okudu. Tabii bunların içinde itirazlar da oluyordu. Çünkü Roma diyor ki Katolikler hariç, isterse diyor Gregorianler, isterlerse Ortodokslar, herkes yani biz müsaade ediyor, biz karışmıyoruz okusunlar. Ama Katolikler hayır diyor. Katolikleri Müslümanlarla yan yana getirmek istemiyorlardı. Fakat Fransızca bir eğitim gören bir okul olduğu için, dolayısıyla hocaların da büyük bir kısmı Fransa'dan geldiği için bu konuya Fransa büyük bir ağırlık verdi. Ve çok şükür, çok güzel bir netice, Papa'yı ikna etti, Vatikan'ı ikna etti, Katolik çocukları da Galatasaray Lisesi'ne girdiler. Bu bugün dahi, bugünkü bu dünyanın hani medeniyet içinde nerelere geldik diye kendinle iftihar eden bu dünyanın bugün beceremediği bir olay. Bunu Osmanlı İmparatorluğu'nda 1868 senesinde Abdülaziz Han devrinde bu gerçekleşti. İşte Galatasaray dünyada bir ilktir. Keşke benzerleri olsaydı. Keşke bizim ülkemizde de başka ülkelerde de bir benzeri olsaydı, hatta bir değil birçok benzeri olsaydı herhalde dünyanın bugünkü gidişatından çok farklı, daha mutlu, güzel bir dünyaya kavuşurduk. Onun için bir cümle var. İyi ki var Galatasaray. Mektebi Sultani'ydi. Ama sonunda tekrar yine saray olarak geri döndü. Hikayeleri çok güzeldir. Gül Baba hikayesi vardır. Padişahın ziyaretinde dile benden ne dilersin dediği zaman buraya bir okul yaptır. Bu güzel hikayeleri hep dinleriz. Bunlar tabii biliyorsunuz şehir efsaneleri. Ne kadarı gerçekle ilgili, ne kadarı hayal gücüdür bilinmez ama hayal gücü de olsa, gerçek de olsa diğerlerinden çok farklı. Bir benzeri olmayan bir okul. O sarı kırmızı güller Gül Baba'nın bahçesinden geldiğine göre ben ne mutlu Türk'üm dedikten sonra ne kadar şanslıyım Galatasaray Lisesi'nde okudum diyorum.
O başka o. O çok büyük, uzar başka şeyler söylenir. Fakat bir cümle ilave edeyim istersen. Galatasaraylı olmak benim devrimde, bugün de ümit ediyorum ki aynı terbiye, aynı kültür devam eder. Bir olay, ufak bir olay anlatayım. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından ben şövalye oldum. Yani devlet nişanı, yani devlet liyakat madalyası gibi şekilde Türkiye'de anlatılıyor. Ve çok önemli bir şey. Aynı törende Sayın Sakıp Sabancı'ya da verdiler. Benimki yalnız doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın kendi rezerviyle, yani dört tane bakana, büyük elçiye ve diğerlerinin reylerine gitmeden doğrudan doğruya Şırak Ekselans, çok muhteşem bir, çok sevdiğim bir, fevkalade bir devlet adamıydı. Jacques Chirac tarafından değerlendirildim. Şimdi Paris'te yapılan tören, ben o törene iştirak etmedim bazı sebeplerden ötürü. Benim için özel tören yapılırsa ben ödül alırım diyecek kadar daima böyle, bu şımarıklık olarak görmeyin. İnsanın kendine karşı olan özel bir güveni, çünkü bir ömür boyu kültür olayında iki ülke arasında yaptığım için veriliyor ve dünyaya yaptığım için veriliyor. Yani ben çok önemli bir devlet adamı değilim. Çok önemli bir holding sahibi değilim ve ekonominin konuşulan insanlarından biri değilim. Çünkü bunları da çok güzel değerlendiriyorlar Fransızlar. Biliyorsunuz kırmızı Napolyon devridir, Legion d'honneur. Diğeri de aynı değerdedir. Charles de Gaulle'un çıkardığı bleu, mavidir. Hem bleu hem kırmızıyı almak, o da güzel bir şey değil mi? Bunu o tip başarıları ben buradan bir kere daha kutluyorum. Şimdi Sakıp Bey'in şerefine Lamba Şatosu, Türk rezidansında bir yemek verilecekti. O zamanki sefire çok iyi arkadaşım. Sefiri daha sonradan tanıdım. O da Sayın Filiz Akın'dı. Ve İstanbul'dan gelen 7 tane misafiri, bunlar da çünkü 7 misafire müsaade ediyorlar. Benimki 140 kişiyle olmuştu. Biraz değişik tören. Orada tabii 7 kişi, 11 kişiye veriyorlardı. Yine onlar da 70-80 kişiyi bulmuşlardı. Sakıp Bey'in şerefine Büyükelçilik'te böyle bir ödülü aldığı için o 7 misafiriyle davet edildi ve aynı sene aynı derecede değer gören bir törende bana da o ödülün verileceği anons edilmişti. Fakat sonradan benim isteğime göre Fransız Sarayı'nda tek başına bana verdiler. Bu başka bir sevinç diyelim, başka bir gurur diyelim. Ve en çok hoşuma giden şey, Türkiye'nin en önde gelen sanatçıları da geldiler. Bu da yani öyle, o gün oraya geldiğimde büyük iş adamları, devlet adamları, edebiyatın ünlü temsilcileri hepsi vardı. Yani benimki biraz şahsıma yapılan özel bir törendi. Neyse, ben yine döneyim. Lamba Şatosu'ndaki, yani Fransa'daki rezidansımızdaki olan davete yeni büyükelçi de Uluç Özülker, yani yerine gelecek olan da o gün davetli. Herkes toplanmıştı. Filiz Akın dedi ki, Sayın Uluç Bey dedi, yani Sayın Büyükelçim dedi, yemeği açar mısınız? Yani herkes yemek salonuna geçerken birisinin başta gidip o salona gelmesi ve yemeği açması, bizim dışişlerimizin böyle kendine has dünya protokolünü güzelce uyguladıklarını ben 60 yıllık meslek hayatımda bol bol rastladım. Bunu da söylemek lazım. Ve dolayısıyla Uluç Özülker önde, herkes arkada, içeri gireceğiz. Sevgili Uluç kardeşim, Erkan abi öne geçer misin dedi. Sevgili Uluç dedim, ben büyükelçi değilim. Sen Türkiye'yi temsil ediyorsun. Sen dedi, Paris'te büyükelçiler değişir ama
Zaten sen temsil ediyorsun Türkiye'yi. Ama ben önüne geçip seni yürümem. Benden 3 sınıf büyük Galatasaray abimin önünde ben içeri giremem dedi. İşte Galatasaray bu. Bu kültür, bu terbiye, bu ahlak, birbirlerine olan saygıları bu hikayede herhalde çok güzel anlatıldı. Adam yürümedi benim önümde. Galatasaray Lisesi'nde benden 3 sınıf abimin önünde ben ne olursam olayım onun önüne geçemem dedi, yürüyemem dedi. Ben Robert Koleji istiyordum. Anglo-Sakson bir kültürle yetişmek istiyordum. Hollywood'u istiyordum. Ve New York'u istiyordum. Londra olabilir diyordum. Tamamıyla Anglo-Sakson kültürü istiyordum. Fakat anneannem, cicaannem beni yetiştiren, Mektebi Sultani'yi dedi, başka bir şey olamaz dedi. Ve çok enteresandır. Okula beni kayıda gittikleri zaman babam İzmit Karamürsel yolunu yapıyor. Nihat Erim Bey seçime giriyor ve hükümetin ileri gelenlerinin herhalde orada bir seçim şeysi, propagandası olabilir ve gelip beni okula kayıtlayamadı. Kayıtlayamayınca anneannem Şeyh Said isyanında ölmüş olan Rıfat Neşet Bey'in karısıydı. Ve siyahlar giyerek 50 sene yas tutarak yaşadı. Ve Beylerbeyi Sarayı'ndan İstiklal Savaşı'na gelen hanımdı. Onun için Atatürk'ün özel bir hürmet gösterdiği birisiydi. Soyadı almak istediği zaman kabul edilmemişti. Çünkü yanık uçar diye soyad olmaz deyince oradaki memurlara demiş ki Paşa Hazretlerine benim bu soyadı seçtiğimi söyleyin deyince herkes korkudan herhalde Atatürk'e böyle böyle bir hanım geldi. Paşa Hazretlerine söyleyin dedi. Bizim isteklerimizi kabul etmedi deyince o size bir istekte bulunmamış, emir vermiş. Beylerbeyi Sarayı'nı terk edip İstiklal Savaşı'na giren benim şehit arkadaşımın eşidir o. Sultan emir vermiş, emri yerine getirin. Atatürk bir konuda değil ki, her konuda çok büyük. Zaten bir insan bir konuda büyük olamaz ki. Bir insan birçok konuda olur da bir tekinde belki bir adım öndedir. Onun için bizim ailece saygımız çok çok büyüktür. Neyse, bu konulara sonunu bugüne kadar söylemediğim bir şeyle bitireyim bari. Ve beni mecburen Saint Joseph'e vermek istediler. İstemedim. Evimiz de Moda'da çünkü Kadıköy'de. Ama Saint Benoît'a verdiler. 3 ay sonra da Celal Pulkat, Nihat Erim Bey'in sınıf arkadaşı Galatasaray'dan. O da babamın arkadaşı. O da Sapanca'daki nafa müdürüydü. Babamdan sonra gelen Sayın Başbakan Yardımcısı o zaman Nihat Bey'e. Çok üzüldük. Oğlunun mektep kaydınla uğraşamadı. Senin, bizim buradaki işleri seçimlere yetiştiriyordu deyince Nihat Bey'in arzusuyla onun numarasıyla beni Galatasaray'a yapay geçit yaptılar. Ve ben kendisine teşekkür etme şansım olmadı. Çünkü yan yana gelme durumumuz olmadı. Fakat bir gün Paris'te şey yapıyordum, uyuyordum, eve telefon geldi. Telefonda Haydar Paşa'nın gelini diye meşhur ettiğim, esasında doğrudur, hakikaten Haydar Paşa'nın gelini ama o kadar güzel bir olay ki kimse bunun gerçek olduğunu kabul etmedi. Haydar Paşa'nın torunu olan eşi bana telefon açtı, Jean-Yves Haydar. Türkiye'de bir diplomatı öldürmüşler, anarşistler dedi. Tanıyor musun? Adı Nihat Erim dedi. Hiç olmazsa yıllar sonra buradan teşekkür edeyim. Galatasaray Lisesi'nde bazı öğretmenler çok önemlidir. O öğretmenin adı neydi? Coğrafya hocası. Feruzat Bey. Galatasaray Lisesi'nde bazı öğretmenler çok önemlidir. Ömürlerini okula vermişlerdir. Bunlardan biri de Feruzat Bey'di. Coğrafya hocasıydı fakat Galatasaray Lisesi dediğin zaman bütün öğretmenler bir yana Feruzat Bey ortaya çıkardı. Ben 8 sene müddetle Galatasaray Lisesi'nde Kemal Zeren Atölyesi'nde resim yaptım. Ve o yaptığım resimlerle çocuk yaşta harika çocuk tabirleri de vardı. Ve sergilere katıldım.
daha doğrusu resimleri alıp o sergilere götürdüler. Bunların için, bunlar için tabii bana resim kültürünü, zevkini veren Kemal Zeren'di. Ünlü, çok ünlü. Kırmızı Kemal dedikleri Kemal Bey'di. Politikten ötürü değil. Saçları kırmızıydı. Yüzü çok kırmızıydı. Burnu kırmızıydı. Adı da Kırmızı Kemal. Ay, çok enteresan. Feruzat Bey dedi ki, müzede dedi, bir şey var, çerçeve, onun içinden dedi çıkarılmış bir resim ama çıkarılırken çok harap edilmiş. Sen bunu tamir edersin dediler. Bu görev senin. Ben de o resmi aldım. Hiç bozmadan fevkalade tamir ettim. Ve o müzeye kondu. Bunu koyma şeyini, onurunu sana veriyoruz. Sen tamir ettin dediler. Ve yani büyük bir tören değil. Ama işte hocalarım var. Onlar, daha doğrusu Kemal Bey de var ve Feruzat Bey de var. Benim için ikisi o anda çok önemli. O güzel fotoğraf Sultan Aziz'e aitti. Ve tamir edip güzel bir çerçeveye konuldu. Çıkarırken çerçeveden, kendi çerçevesinden şey yapmışlar, tahrip etmişler. Gerekli itimamı göstermemişler ama çok güzel, çok çok güzel tamir ettim, konuldu. Bu 1950 senesi, yani 53-54'tü. Çünkü çok enteresan, aradan yıllar geçiyor. Feruzat Bey'i Galatasaraylılar Paris'e davet ediyorlar. Şerefine çok güzel bir yemek veriliyor. Rahmetli annem de orada. Geldi, ben de o sene Oscar de France'ı kazanmışım. Elimde Oscar de France şeysiyle geliyorum oraya. Burada o şey, heykel. Oscar de France'ı kazandığım seneydi. Çok mutlu oluyoruz. Annem demiş ki 1950'de Feruzat Bey sana teslim etmiştim Erkan'ı diyor. Aradan geçmiş tabii 50, 60, 70. Bu olay 70'li yıllarda oluyor. Ben de dedim ki ne kadar mutluyum. Ben dedim orayı tamir ettiğim için o şerefi bana verip o sultanın, Sultan Aziz Han'ın resmini müzeye ben asmıştım. Bu unutamadığım bir şeydir. Biz sana o resmi tamir ettiğin için vermedik o görevi sana dedi. Niye dedim verdiniz o zaman? O zaman niye verdiğimizi söyleyemezdik. Taşıyabilecek kadar bazı olayları çocuklar zaman içinde anlatılır. Büyüdüğün zaman anlatırım demiştim. Demek ki kısmet aradan 20 veyahut da 30 sene geçtikten sonra, 20 sene daha doğru gibi geliyor bana, 20 ile 30 arası. Şimdi artık sana söyleyebilirim. Niçin bu görevi sana verdiğimizi dedi. Peki niye verdiniz dedim. Bu okulumun, bu okulun yapılımında mereşal cütbesi olan Zaptiye Müşürü Mehmet Paşa Abdülaziz'in en yakınıydı. Hatta tek güreş ettiği adamdı. İkisinin de boyu 2 metreydi. Bunu herkes bilir. Ve 3 defa devletin başına, görev başına getirildiği zaman 92 yaşında bile görevini yapıyordu. Sen onun torunu olduğun için o görevi sana verdik dedi. Mehmet Paşa'nın oğlu Pepe Salih Paşa çok az İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış, gözlerinden hasta olduğu için, ama çok önemli bir devlet adamı. Onun oğlu İstinaf Mahkemeleri Reisi Talat Paşa. Onun oğlu Maser Bey, Mehmet Maser Bey ve güverte subayı, Türkiye'nin en ünlü gemisinde. Fakat 2. Abdülhamit devri olduğu için böyle papyonuyla, puantiye gece şeysiyle, yani pijamasıyla yatan, İngiltere'den gelen ve çok ileri olan bir insan, kendisi gibi çok önemli insanlarla hep sürgüne gittiler. Onu da Rodos'a sürmüş 2. Abdülhamit. Karısının bütün yalvarmalarına rağmen, çünkü ben evlendirdim onu demiş, eşi. Benim kardeşimin kızıyla evli. Bize karşı bir şeyleri olmaz onların. Fakat Sultan Aziz'in affetme veyahut da şüphelerine yenebilecek bir şeysi yok. Yani güzel şeyler anlatılır ama benim aklıma gelen 200'ün üstünde beyin takımının
memleketten uzaklaştırılması Türkiye'nin dünyada geri kalmasına sebeptir. Bunu da hatır için tarihçiler niye söylemezler kafam almıyor. İşte ondan sonra da babam geliyor, babasını hiç görmeden. Çünkü verem olup ölüyor Nasar Bey. Babamdan sonra aileyi kardeşim Mehmet Volkan Özerman, ben temsil ediyoruz. Bir de kız kardeşimiz var. Bunların hepsini de nerede öğrendim? Bizimkileri değil, bizden evvelkileri detay olarak. Çünkü Zaptiye Müşürü ve Sadrazam olmadan Mehmet Paşa Kıbrıs valisi ve Kıbrıs'taki Bayraktar Camii'ni yaptırıp muazzam bir mülk bırakıyor. Şimdi büyük bir kısmı Rumların tarafında kaldı. Ve o cami için diyor ki buradaki kazanılan parayla bu camiyi tamir edersiniz, bakarsınız, kalan para da ahvadıma diyor. Vakıf kurduğu için her doğan insanın, her insanın ismi oğlu ve kızı olsun Kıbrıs'taki vakıflar dairesinde buldum. Ve ben bunu bulduğum zaman da Galatasaray Lisesi'nde öğrenciydim. Kız kardeşim Nurkan Tekelioğlu. Rahmetli Allah'tan son iki senede Thompson denen Sorbon'dan gelen bir hocanın eline düştük ki hayatımızın şeklini değiştirdi. Olaylara bakışımızın tamamıyla yanlış olduğunu fark ettik. O adam sayesinde çok güzel bir yol kat ettik. Ama bugün o günlerden hatırladığım hepimizden evvel ölen Sokullu Mehmet Paşa'nın torunu olan Akın Sokullu'dur. O içimde hep uktedir. Doktor Doğan Sarıbeyoğlu ve yine sınıfımızda iftar ettiğimiz Özlem Sandberk hem büyükelçi oldu, hem Dışişleri Bakanlığı müsteşarı oldu. Bir de Levent Eğriboz'du. Hatırladığım Selçuk Aslaner beraber onunla 18 yaşına basarken Türkiye'nin ilk sinema kulübünü kurmuştuk. Düşün. O hikayenin başı da başka. Okuldan beri idolüm olan bir adam. Radyoda 20 yaşında bir göreve geliyorum. Orhan Boran'ın prodüktörü oluyorsun diyorlar. Tavanlara çıkıyordum sevincinden böyle. Uçuyor zannet, kanat takmış gibi seviniyordum. İdoli olduğum adamın prodüktörü olacağım ve çok güzel geliyor, konuşuyor. Şarkıları seçiyorum, montajı yapıyorum, yayınlanıyor. Orhan abi de o kadar mutlu ki hiç yorulmadan gelip 15-20 dakikada geliyor. Bütün yayını saatlerce uğraşıp ben bitiriyorum. Bir gün telefon açtılar. Orhan Bey rahatsızlanmış, hastaneye kaldırıldı ve programa gelemeyecek. Çok enteresan. Nasıl söyleyeceğiz, nasıl halledeceğiz diyorlar. Mahmut Öngören Bey, bugün Türkiye radyoları için Allah rahmet eylesin, bugüne kadar o değerde, o çizgide bir radyo ve televizyoncusu Türkiye'nin olmadı. Çok genç kaybettik maalesef. Ben Orhan Boran hayranıydım. Galatasaray Lisesi'ne geldi, bir konferans verecek dediler. Arkadaşlar kaçmak için kapı kenarında oturdular. Konuşmaya bir başladı. Bir de baktık ki bir saat bitmiş. 1,5 saate doğru gidiyoruz. Kaçmak isteyenler de kendilerinden, çünkü bilmiyorlar ne olacağını. Ve onlar da kendilerini kaptırmışlar. Yavaş yavaş öne doğru geçiyorlar. Ben en önde ortada oturuyorum. Çünkü bir Orhan Boran hayranıydım. Yani onun herhalde Türkiye'de en iyi fanıydım. Çünkü Orhan Boran Galatasaray Lisesi'ni 18 yaşında bitiren ve birincilikle bitiren bir şey. Çok önemli. Tarihte de çok önemli. Babası mesela. Çok önemli bir adam. Mustafa Kemal'le karşılaşıp siz yabancı ülkelerin boyundurulunu kabul ederseniz size karşı da biz savaş veririz diyen bir adamın oğlu. Sonra hayatını yazmış da yine bir şehirden geçerken adama biri gelmiş, siz hakikaten o beyin oğlu musunuz demiş. Evet deyince vah 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 demiş. Orhan abi bunu Orhan, tabii Orhan Boran demem lazım ama o kadar severdim ki Orhan abi derdim. O da aynı sevgiyi bana gösterirdi. Şimdi Mahmut Bey'e dedim ki yayını kaldırmak hiç güzel bir şey değil. Yerine yayın, onu yerine kimi koyarız ki dedi. Müdürümüz de yarbay, askeri müdür.
sen ne düşünüyorsun, ne diyorsun dedim. Mahmut Bey, zaten sen ne yaparsan fevkalade bulunmaz Hint kumaşı gibi seni böyle el üstünde tutuyorlar. Yani böyle bütün nizamı, düzeni filan da bozan bir genç oldun sen dedi. Fakat o zaten orada müdür oldu müddetçe beni ismimle çocuğu çağırın bana diyor. Hep bana çocuk diyordu. Sonra o da tabii hükümete karşı olan grubun içinde olduğu için onu da radyodan aldılar. Yerine başkasını koydular da. Bakın dedim, Orhan abi anlatırken kayınvalidesinden bahsediyor, karısından. Bütün aile olaylarını anlatarak çok güzel bir komedi oynuyor tek başına. Ama o aile içinde bir de salak bir kayınbiraderi var. İllallah dediği. Yani ne söylesen anlamıyor, ne yapsa tersini yapıyor. Ve en büyük komik tarafı olayın, o komedinin komik tarafı. Ben onun kayınbiraderiyim diye yayını yapsam nasıl olur? Düşündüler taşındılar, olacak iş değil bu. Yani nasıl olur? Mahmut Bey çok önemli, dediğim gibi. Çok ileriyi görebilen ve o devredeki radyodaki arkadaşları en iyi yetiştiren insandı. Robert Kolej ve Amerika. Yani Anglo-Sakson kültüründen gelen bir insandı. Kardeşini de çok severdik biz. Talat Alman'ı da. Allah rahmet eylesin ikisine de. Peki dedi, ne yapacaksın dedi. Oturdum tekst yazdım. Eniştem hastalandı, gelemiyor. Ben geldim. Onun söyleyeceklerini bana anlatmıştı. Böyle dedi ki, şöyle dedi ki, bir program yaptım. Hasta yatağında dinlemiş, olacak iş değil. Bu kadar başarılı diye. Bir anda benim itibarım nerelere çıktı. Ama ertesi gün Mualla Hanım, Türkiye'nin Chanel'i kabul ediliyor. Tersi Mualla. Ankara'da bir hayır kurumu için defile veriyor. Önde yürüyen manken de yani 1, 2, 3, 4 hayret. Lale Belkıs bir numarada yürüyor. İkinci yürüyen de Münir Özkul'un karısı. Ünlü sinema oyuncusu. Biri, en önde yürüyen birinci manken Lale Belkıs. Arkasında Suna Selen. Suna Selen de yani tiyatro olarak o zamanki tiyatro sanatçıları için de Münir Özkul'un eşi olarak çok önemli. Diğer iki tanesinin adını maalesef hatırlayamıyorum. Çünkü sene herhalde bu 64 olabilir. Salonda da devrin ünlü sanatçılarından şey var. Behi Aksoy. Onun bütün sahne kıyafetlerini Mualla Hanım yaptı. Çünkü Mualla Hanım İstanbul Sosyetesi'nin burjuvazi takımının ve Ankara'sının diplomasi takımının tercihi. Yani salon tıklım tıklım. Ve Orhan Boran yok. Şimdi Mualla Hanım hastaneye gitmeden telefon açıyor, bağlıyorlar. Orhan ne yapacağız? Yani bir ümit yok mu? Nasıl kaldırabileceğiz? Yani iğne yapılır, ilaç verilir. Ayakta duracak hali yok. Git diyor, Erkan'ı bul. Damadım gibi program yapan bul, kurtarır diyor. Mualla Hanım damat kelimesini Orhan Boran'ın, bizim ailenin damadı zannediyor. Ve neticede beni bulamayınca eve telefon ediyor. Babam da radyoda çalışmış olmamı hiçbir şekilde kabul edemedi. Siyasal bilgileri bitirecek. İnşallah nasip olur da büyük elçiliğini görürüz. Ve radyo çok hafif bir olay geliyor. Broadcasting olayı. Ve hatta her pazar bir program yapıyorum. İşte Fransızların beni çok sevmelerini veya değerlendirmelerinin sebebi yaptığım programla 8 sene Fransız şansonlarını Türkiye'ye sevdiriyorum. 30'un üstünde Fransız şarkıcısı Türkiye'ye geliyor. Onlar bunu unutmadılar. Olay böyle dönüyor. Ve babam oradaki programın sonunda hazırlayan Erkan Özerman adının çıkarılmasını istedi. İmar İskan Bakanlığı İskanlar Genel Müdürü kardeşim. Türkiye'nin ilk mühendisi. Yani. Fakat onun arkadaşlarının da pek şansı yok kendisi gibi. Sınıf arkadaşı Muammer Bey. Kızı Nazlı olacak. Tülay German'ın babası Muammer amca. Şümül son senelerde inanılmaz bir sükse yaptı. Romancımız Ayşe Kulün. Bunlar hepsi aynı sınıf. Düşünün, bu mühendislerin çocuklarının hiçbiri bu meslekleri kabul edemeyip
şov dünyasının insanları veya edebiyat dünyasının, neyse. Babam diyor ki, niçin arıyorsunuz hanımefendi? Ne yapıp yapıp bu akşam sahneye çıkarmak için radyoda çalışı yetmiyor, bir de şimdi sahneye mi çıkacak diyor. Hanımefendi, duymamış olayım, benim Orhan Bey diye bir damadım filan da yok, siz yanlış yeri arıyorsunuz diyor. Çok soylu bir adam, kibar bir adam ama son derece sert, kapalı. Tak, Mualla Hanım radyoya geliyor, beni buldu. Mualla Hanım, ben devlet memuruyum dedim. Yani devlet memuruyum. Devlet memurunun sahneye çıkması yasak. Yarın birisi ihbar etse, ben Türkiye'nin ilk prodüktörüyüm, ilk DJ'siyim, yapmayın. Hayatında bir insanın başına gelecek en büyük şeref gelmiş. İhtilal olduğu için herkese atmışlar radyodan, kimseler yok. İlk buldukları adamı da almışlar oraya, o da ben. Mahmut Bey'in söylediği bir laf var, yıllar sonra, bunlar 3 sene evvel, beni oraya getiren kişiye söylediği cümleyi, o da şimdi bir paşaların olduğu, çok yaşlı paşaların olduğu bir yerde kalıyor, yani askeri bir şey orası. Orada buldular Erkan Özarman'ı ilk keşfeden adam kimdi diye. O herkesi keşfetti, onu keşfeden kim? O anlattı bazı şeyleri. Mahmut Bey bana, kumandan, siz radyoya değil, Türkiye'ye çok büyük birini kazandırdınız. Biz onu sokağa çıkmadan, ilk geldiği gün radyoda tuttuk. Biri bizim elimizden çalar korkusuyla onu o gün kabul ettirdik dedi. Türkiye tarihinde geldiği gün bir adamı devlet dairesinin işe alması mevzu bahis değil dedi. Ve ben bunları da ne yazık, onlar öldükten sonra verilen röportajlarda, anlatılan olaylarda öğreniyorum. Ama hiçbir zaman bir şeye kenara atmadım. Yani bir olayı hiçbir zaman küçümsemedim. O da benim karakterimi meydana getirdi. Ben ne kadar ünlü olursam olayım, ne kadar mühim işler yaparsam yapayım, nereye gelirsem geleyim, ben kendi ev terbiyemi, kişiliğimi, Galatasaray kültürümü hiçbir zaman değiştirmeyeyim, bozmayayım, o çerçevenin dışına çıkmayayım dedim ve çıkmadım. En son BES modelle sahneye çıktığımda hastaneden kalkıp geldim. Kalp ameliyatından kalkıp sahneye çıktım. Ve bütün salonu ayakta alkışladığı zaman bir tek cümle söyledim herkese. Ben para biriktirmedim, dost biriktirdim. Teşekkür ederim dedim. Hikaye bu. Ve o gece gittim. Herkes çok üzgün. Hayır cemiyeti için defile ortada kalıyor. O zaman defile takdim edilmezse defile olmuyor. Birisinin, bir sanatçının, hele Orhan Boran gibi bir insanın temsil etmesini herkes bekliyor. Başlamasına galiba 5 dakika mı, 10 dakika olmayacak dediler. O zaman şöyle bir şey geçti içimden. Bu bir tiyatro perdesi. Bu perde açılmazsa oyun oynanmayacak. Ve insanlar bu oyunu seyretmeyecek. Çıkıyorum ben sahneye dedim. Hiçbir hazırlığım olmadan. Çıktım, o geceyi götürdüm. Yer yerinden oynadı. O zaman anladım ki ben bu mesleğimi, show business'ı çok seviyorum. İşte o günkü o olaylar neticesinde tuttum. Best model of the world'u dünyaya kazandırdım. 30. seneyi de dünyanın moda merkezi Paris'te Lamballe Tiyatrosu'nda yaptım. Kim gelecek buna dediler, 6 katlı tiyatroya. İçeri girmek için kapıda sıra bekleyen insanlar vardı. Salon tamamıyla dolmuştu. Bir mesleğe ve bir olaya gönül verirseniz o sizi terk etmez. Ama bu yarı buçuk yapılacak halk tabiriyle bir olay değil. Koyarsınız kendinizi ortaya, dersiniz ki ben bunu yapacağım. Yani Ajda Pekkan çıktığı gün batmışken kurtarmadı. Sezen Aksu bir haftada işine son verilen Bebek Belediye'deki kadını alıp da Eyfel Kulesi'ne 31 gece solis yapmadı. Sen bana benden evvel nasıl güvendin dedi. Sahnede ağladı. Geçen sene gittiğimde. Ben de utandım. Salon ayağa kalktı, alkışlıyor. Gidemiyorum konserlere. Öyle şeyler söylüyorlar ki.
Bugün 15 yaşında kızcağız çıktı sahneye Cemal Reşit dedi. Ağlamayacağım ama anlatacağım. Mani olma dedi. 15 yaşındayım. 16 yaşına basmak daha basmadım. Beni İrlanda'da festivale gönderiyor. Ben sana güveniyorum kızım diyor. Yol bilmem, iz bilmem. Ya kaybolursam ne yaparım? Orada ben sanatçıyım de. Değerini anlarlar. 3 uçak değiştireceğim. Avaz avaz bağır. Ben, avaz avaz bağır. Ben memleketimi temsil ediyorum. Uçağı kaçırtamazsınız bana dedim. Aynen başına gelmiş olay. Frankfurt'ta uçak değiştirecek. Öteki uçak kapattı kapıları deyince avaz avaz bağırdım. Herkes geldi. Ben ülkemi temsil ediyorum. Sanatçıyım, ben şarkıcıyım deyince durdurmuşlar uçağı. Bunu sahnede Zerrin Özer kendi anlattı. Anlattı. 16 yaşında dedi. Uçağa binerken de notayı verdi, şarkıyı verdi. Uçakta ezberle dedi. The Soldier şarkının adı da. Ben bunlara öyle emek verdim. Bana sorulan sorular. Menajerlik yaptınız, bir daha Türkiye'de kimse menajer olmadı. Menajer adı altında çanta taşıyorlar, telefonlara cevap veriyorlar. Hakiki menajerimiz olmadı. Siz hiç yoktan alıp da, hiç sahneye çıkmamış, bu işi yapmamış insanlara kulüp açtınız. Bir Esin Afşar oradan çıktı. Bir Emel Sayın orada okuyarak çıktı. Şenay Yüzbaşıoğlu o kulüpten çıktı. Modern Folklor Üçlüsü Doğan Canko o kulüpten çıktı. Ne diyorsun? Kolay mı? Bunların hepsi bir olaydır. Nedir? Bir meslektir. Ankara Belediyesi'ne gidip de drugstore açacaktım. Müracaat ettim. Sorumlu oradaki müdür dedi ki, neye geldi bu yine dedi. Bu adam yine ne yapmaya geldi dedi. Oradaki memur dedi ki, adını sanını bilmediğimiz meslekler açıyor, yerler yapıyor ya dedi. Hani editör diye gelmişti, müzik editörü dedi. O adam geldi yine ne yapacakmış? Drugstore açacakmış. Drugstore ne demek dediler? 24 saat açık olan mağazada. Yani Allah bu Türkiye'deki doğru dürüst işleri yapmaz mı? Bu adam neler çıkarıyor başımıza diye. Onun üzerine bir programda bana şu cümle söylendi. Beste yaptın, şarkı sözü yazdın, tiyatro oyunu yazdın, menajerlik yaptın. Best Model of the World'la beraber Akdeniz Müzik Festivali'ni yaptın. Türkiye'de bir daha yapılmamış olan İstanbul Müzik Festivali'ni yaptın. Bu meslekte ne yapmadın dediler. Şarkı söylemedim dedi. Peki niye söylemedin? Menajer bulamadım kendime dedim. Bitti.